geliyor, kurt geliyor. Hadi izleyelim bu videoyu. Ya, çare yapma ya. Lütfen yapma. Videoya gülüyorum ben. Çare 3 saattir gergin bekleyiş. Fırat abi, bu benim hayatımda çektiğim ikinci vlog. Ya, ama çare. Girişi harika. Ama zaten bir insan hayatı boyunca kaç kere vlog çeker ki bu işi yapmıyorsun? Ha, bu işi yapmıyorum aynen canım. Bu Hüseyin gözüm abi. Gözüm doldu. Babam. Gerçekten bu videoların başrolü ya bence. Bir bakalım mı hızlıdan? Ne dersiniz arkadaşlar? Çete soruyorum Nesrin. İzlemeyelim yok derlerse tamam harbiden. Neyse. Bakalım. Yağmur. Edit'i de ben kendim yaptım. Nesin'in annesi de burada büyük rol üstlenmiş bu vlogta. Evet ya. Yedim. Sana babalar günü hediyesi aldım. Canım abim dedim. Aşırı memnuniyetsiz bir duruşu var ya. Lütfen aç. Sonra kimse görmesin. Hayır baba. Mal mısın ya, mal mısın? Orası mı? Annem mi? Berrin'e çok benzettim anneni. Annem, anne. Çok iyi ya. Nesrin, bir şey soracağım. Annem bizi şu an izliyor mudur? Ya bilmiyorum. Yatmıştır herhalde. Saat geç oldu. Niye çağırdı? Yok hayır. Ne oldu? Yok ondan değil canım hani. He, ona göre ona şey yapalım. Yani. Ona göre şey yapalım diye dedi ya. Biz yine iş yapacağız ya tabii ki de. Hani selam gönderdi. Ben Antalya Havalimanı'nın önündeyim. Annemle beğeni bekliyorum. Beni alacaklar. Anneme bak. Kızlı ve öfkeli Suzi. Yan da çok pismiş ya. Olmazsa olmaz Antalya yazısı geldi. Bütün vloglarda şehir girişinin yazıları. Adam burada çalışıyor. Ne? Adam burada ne yapmaya çalışıyor? Sağdan annenin önüne mi geçmeye çalışıyor Nesin? Görseydik bir önce bir izleseydik Yağmur. Yok, sola kıvırdı ya arabayı başta zaten. Kıvırdı. Ha. Mal mısın ya, mal mısın? Orası mı? Ama annen de sanki tam iki şeridin tam ortasına gidiyormuş gibi değil mi ya? Evet, annen ne sağda ne solda. Kullanamıyor. Gelin. Kaçtaydı? Onunla mı gidiyorsunuz? 40-50 falan galiba. 15'te falan gidiyorlar. Seni görelim. Arabayı yolda tutamıyorsun sen be. Bana mı diyorsun anne sen? Birine diyor. Sen bildin mi araba kullandığımı gördün? Bir araba gösterdiydi ya arabayı. Direksiyonu ver, yolda böyle zikzak çiziyordu. Anne mi? Berin de iç araba sürme daha küçük. Hayır. Dün de bana dedi. Yok yok, sürdüğünü hepimiz biliyoruz Nesrin. Şimdi kardeşini korumak için böyle şeyler söyleme. Nesrin Berin ehliyeti yokken araba Berin'i sürdü. Berin'i görmüşken aklıma geldi. Heh. Fırat abi. Gitmiş. Gitti adam, gitti adam. Senin yayına geldiğini görünce kardeşim bana mesaj atmış da seni çok seviyorum. Selam söyler misin demiş. Çok selam söyle. Aleyküm selam, sağ ol. Gıdaran duyuyordur şu an. Ama Fırat'ı mı daha çok seviyor, Ceyda'yı mı daha çok seviyor? Onu bir netlesene orada. Ceyda tabii ki oğlum. Onu bilmiyorum. Bir kere hayatımda karşılaştım beni daha çok sevdiğini söyleyen biri. Bir kere. Fırat abi vallahi ben seni daha çok seviyorum. Öyle bir yaşlı bir teyzeydi. Ben vallahi kusura bakma senin hayranlığım dedi. Şaşırdık. Ben bir cancık olarak Ceyda'yı daha çok seviyorum tabii ki. E ben de. Yani. Fırat abi seni Fark Var'dan beri izliyorum. Fark Var. Senin ablan İngilizcen sıfır, ikimizden sıfır diyor. Senin aynı mı diyoruz? Diyorum. Evet aynı diyor. İkimiz de konuşamıyoruz. Ablan da konuşamıyor. Evet, yabancı ikimiz konuşamıyoruz. Annem sinirlendim annem. Benim annemin hala bir zikzak
çiziyorsun sen. Ne olur, şey yabancı kadın geldi, tamam mı? Bana diyor ki ev kiralık ev var mı diye soruyor. Ben kadının sormak istediğini anladım. Yes, ki, no de. Dükkan hani shopping kiralık diyor. Kadına İngilizce şeyler gösteriyor. Bana Rusça biliyor mu diyor. Hı, İngilizceyi çözdüm dedim. Sonra sana bir şey geldi. Bütün yol sohbetini izleyecekmişiz gibi bir korkuya kapıldım abi. Yok abi. Açık kalacak kamera. Şöyle. Şimdi Nesrin'in annesinin stand-up'ı bittikten sonra. Ön hazırlık baba. Eve öyle girilecek diye düşünüyorum. Esas şov bir tane abi de. Evet Nesrin. Ya çok çok utandım. İzlemesek olur mu? Neyden utandın ya, ki? Ben bu arada geyik yapıyorum ya. Şey alınma yani. Öyle, hani. Hayır canım sonuçta... estağfurullah. Biz yok, de geyikteyiz canım. Bize de alınma. Biliyorum biliyorum. Sen tabak neyden utanıyorsun? Ben yani bunu YouTube'da yayınladın utanıyorum. Ya artık zaten. O yüzden diyorum yani. Ya o ben kendi aramda kitlesel takılıyorum. Ya tamam tamam. Nesin hep kemik şey kitlede kalsın istiyor da. Olmuyor artık öyle Nesin. Sen neye rastlıyorum YouTube'da biliyor musun? Adam ailesini çekmiş. Videoyu da şöyle atmış. 78-46 alttan tire 32 nokta mov diye atmış mesela. Aslında arşiv olarak atıyor. Ama farkında değil ki biz de görüyoruz o videoları. Anladın mı? Bu işi ama sen böyle de başlamamış bizden abi. Evet doğru. İlk videom öyleydi biliyor musun? Evet. Başlıksızdı. Ama geliyorum YouTube camiasına. Az kaldı abi. Gel gel. Son artık lazım. Şeylerinizi yapın yani son... Zirvenin tadını biraz çıkartın. Cimbal aldık. Cimbal aldım bu arada. Cimbal. Murat abiye sordum ya o gün aradım ben. Beni... Mikrofonu ne yaptın? Önemli olan o. Cimbal almak için Fırat abi aradım. Cimbal. Fırat abi bana kiralık kameraman önerdi amına koyayım. Düşün yani nasıl sektörel fark bakış açısı. Direkt kesin çözüm önerdi harbiden. Mikrofonu daha halletmedim ama... abi ama senin dediğin mantıklı. Ya öbürünü deneyeceksen benden bir tanesini al bir gün çekim yap. Çalışmıyorsa kullan. Yani anladın mı? Neyse konuşuruz sonra bunlar yayında konuşulacak şeyler değil. Tamam. Sen shopping diyor. Kadın ne diyor? Shopping diyor. Shopping kiralık diyor. Bir de yani anlamıyor. House no diyor. House no. House no. Doğru diyor. Evet, no house evet, desin. Hayır. Tamam ev yok yani. Ev no, yok. Yok anlamı da kullanıyor. Anlamı yok kadın. İlla ki tam İngilizce'nin her şeyini konuştuğun görüyorsun. Ay kafayı. Türklerde var bu bence. Böyle çarp. Yo anne anlaşılır normalde. Anlamı ya bana götürüyor İngilizce bir şey yazıyor. Onu çevirtmesini gösteriyor. Edersin anne. Dönüyor. Dönür anne. Sen sunuma dikkat et. Sağda bir şey yok. Fark ettim. Ama yamuk oldu biraz. Şapka bana hiç olmadı. Ne? Benim şapkam uyumlu oldu. Anne senin tam üstünle uyumlu oldu. Florida yazıyor. Şimdi Pandora'ya girdik burada. Meryl Hanım kendine mezuniyet hediyesi alacakmış. Adam bunu niye bakıyor? Mezuniyet hediyesi alacakmış. Ben o kadar fakülte tutmuşum ama mezuniyet hediyesi almadım. Çocuk liseden mezun oluyor diye mezuniyet hediyesi alıyoruz. Bir de alacağı şey uçmuş fiyatı gösteriyormuş. Videoyu başlatmamış. Gösterelim. Niye böyle ışık patlıyor? Bence mavisi daha güzel duruyor. Hüseyin amca ne zaman giriş yapıyor videoya? Şimdi giriş yapıyor galiba Çağrı. Mavi. Hani pembe dedin ya. Ha yok sonradan ben de maviyi beğendim zaten. Ben öyle baktım sadece. Bir tek sırt çantasıyla geldim. Valla Nesrin seni var ya. Akdeniz mi aldın? Akdeniz almış baba. Ne beni var ya? Aha. Sırt çantası aldım. Yeksin diye. Promotör var. Dondurma, kila. Salatayım. Kila. Ne yapıyorsun? Hoş geldin. Burada ya sırtını. Ya sanki böyle hareketi yapmacık gibi hissediyorum ya. Çok oynuyormuş gibi hissediyorum. Morton.
Baba. Ne oldu? Sivilcelerin çıkmış senin ya. Sıkıntıdan mı? Evet. Ben stres oldum. Stres mi oldu? Evet. Beğenin yerine ben olmuşum. Ekrem Amoğlu'na benziyor. Evet abi. Direkt konuşması da benziyor bu arada. Evet. Vallahi benziyor. Konuşması da tipi de Ekrem Amoğlu'na benziyor. Sıkıntı mı yaptın derken de aynıydı. Streslik bir şey yok babam ya. Hele ya. Akıldan geçsin ya. Evet arkadaşlar, şu an Cuma günü akşam. Saat kaç Behrin? Bakayım. 11. Saat 11'i çeyrek geçiyor. Behrin Hanım daha yatmadı. Artık yatmaya gidecek. Benim de gözümden uykular akıyor. Her şey akıyor. Ah. Neyse ondan benim sonra Cuma. Benim gözümden güzellik akıyor. Ama bir tap olmuş herhalde. Ya. Ablam çok güzel uyu, tamam mı ablam? İyi geceler. Şimdi ertesi gün sınava hadi girecek ya, ben stresliydim yat. Birazcık. Ablam güzellik bilgi uykuna yat ablam. Değil mi? Dümdüz yat, dümdüz kalk ablam. O gitar hiç çalmadı değil mi? O gitar benim de. Hadi bakayım. Sen abi bazen çıngırdatıyordu. Nothing Else Matters falan. Bu kadar, arada bir. Allah. Yes mi? Aile. Yeah. Hangi dili konuşayım? Yine arabada çok uzun vakit geçireceğiz galiba. O kadar kısa yollar var ki bakmak susluyor. Şu an burada 10 milyon insan var, onların yanında bir gidecek evet, şimdi hala yürüyoruz. Kaç kilometre? Nesin sen bazen böyle bir an? Oh. Tamam yürürüz. Nasıl? Böyle dudaklarını böyle sıkıştırıyorsun. Gerildiğimde yapıyor olabilirim galiba. Baba şu çocuğa bir öğüt girelim. Ver. İçi rahatlasın bir yanda. Ne öyle bir şey değil. Sultan yeniden bırakıyorum. Hani babanın rahatlığı görelim de stres kalmaması lazım. Öğüt ne ya falan. Benim içi rahatlasın. Benim gel sen de aynı kare. Hala düşünüyorum. Ne diyeceğim ben işte, bir sıkıntı yapacak bir konu yok ki bu işte. Üçünde ölüm de yok. Basit bir şey, bir şey belirleme yani, seviye belirleme gibi bir şey. Baba, yapacak bir şey yok. Baba sonra stres alıp da bildiklerini de unutmanın bir anlamı yok. Aynen öyle. Çıkınca da bir çek sonra önce. Baba bir de sonuç açıklanırken çekelim, aynen. Babam hiçbir bir şey demez ki ama sana. Niye biliyor musun? Babam benden sonra saldı bu işleri artık abla. Bana en son dedi ki kapasiten bu kadarmış, yapacak bir şey yok deyip gitti. Hatırlıyor musun baba bana öyle deyince? O kadar üzülmüştüm ki. Dürüst adam. Bak bak hayır da demin. Baba sen ne diyorsun? Ay Beylin'le babamı biliyor. Anneme de sarıl bakayım be. Bak bu Behrin babanı daha çok seviyor galiba. Annen duymasın da. Bize yansıyan bu yani Nesrin. Aa. Bence. Ben bilmem vallahi. Annem çağır ama annem izleyecek ya. Ama ama anneni hepimiz çok seviyoruz ama Behrin'in bu hareketleri. Evet. Değil mi? Babama bir daha içten sarıldı evet. Gibi oldu. Ben de kızlar fark ettim. Annelerine daha tripli oluyor ama hep. Nazı geçtiği için sanki. Olabilir. Belki de ondan. Nesrin sen peki en çok anneni mi seviyorsun, babanı mı seviyorsun? Öyle olmaz Çağrı. İkisini de eşit seviyorum. Tam aradığım cevap işte. Hadi bakalım. Tamam hadi bakalım. Aaa girdi orada. Çağrı nerede ya? Ya askere gidiyormuş gibi gönderdim. Akışta. Çağrı en orada mı? Yapman gerekeni söyleyeyim mi? Neydi biliyor musun? He. İlk çıkan herifi çekmek. Bu çok önemliydi yani. O ilk erken çıkan i̇lk var ya. Çıkan, ilk çıkan Jarrein'di. Ben onu çektim. Nasıl bunu? Bunu koymalıydın işte. Hayır ama çıkış bu giriş ya. Fırat abi. Ama gizlice çektim. Yemek yemeye gitmişler herhalde. Ben beklememiştiniz tamam. Sen ilk çıkanı çekeceğim diye orada bekliyorsun. Jarrein çıkıyor orada soru falan. Burada biz bir takılmaya gidiyoruz sınav. Bak annen de ne kadar bekle. Tatlı şeker çıkmış orada. Anne başladı mı duaları okumaya? Ya sınava girmeyen kişi olarak Starbucks'a giden kişi olmak çok güzel hissettiriyor bu arada. Zaten ben de onu istedim. O yüzden Antalya'ya gittim Çağrı. O hissi yaşamaya mı gittin?
Evet, hep ben sınava girdim. Hep onlar beni beklediler. Mesela o ortamda ne konuşuluyor falan, onları çok merak ediyorum. Mesela ben, benim hayatımda hep bu tabloda hep sınava giren kişi benim. Geride kalanların ben hep eğlenmeye giden kişiler veya kahvaltıya gidenler onlar oluyordu hep. Bir şey değil mi? Futbolcu geçmişi var mı Hüso'nun? Hayır yok ama ayakları bir garip değil mi? Bak yürüyüş inanılmaz. Tam bir orta saha 8 numara topçu. Harbiden ha, bir dakika. Bileklerin aşırı hakimdir bu. Ben söyleyeyim. Bak harbiden ata ata geliyor, böyle geliyor. Maestro, maestro. Sanki ayağının dışına bir travel vuracakmış gibi. Sıcakmış orası. Şu beni oturmadınız diyor bak. Baba hareketleri yapıyor. Şu mu? Evet. Ne yapıyor ya? Hüso ne yapıyor ya burada? Tek başına gidip oturuyor Çağrı. Niye böyle hareketler yapıyor ya? Ha onu mu diyorsun? Bilmiyorum. Tam bir alfa ya. Ya bu alfalık fazla değil mi ama? Adam yerini beğenmedi gitti ya. Şuraya ne oturmanız dedi. Gelin de demedi yani. Kendi Allah gidiyor. Babam bile, evet demiyor. Yerini yadırgadı bak oraya. Gitti. Oh! Keyife gitmişim. Rahatına düşkün ya harbiden. Anne oturdu babam gidip. İyi mi? Sus, soğuk mu? Ya bu aileye kopuyorum ya. Çok iyi. Annesi de iyi mi diye soruyor. Yani iyisi onlar da geçecek. Hissettim. Bir tane soruyu boş bıraktı. Bu ne? Şaka mı? Evet. Gerçek mi diye bana. Sen de ileride kalıyor. Geçmişler oraya. Geçmişler. Eczane bir kişi işletebiliyor. Yani çok beyin gücüne gerek yoktur diye düşünüyorum. Bana gerek yok yani. Annem de bu özür dileyişi. Ben eczacı olmak istedim. Beni yapmadılar ya. Sen de ileride kardeşinle işletirsinmiş. Sağ ol anne. Allah razı olsun. Ben burada anne biraz sinirlenmişim. Ama iki saattir geziyoruz. Berin'in birazdan çıkarsın orada. Evet. Yoruldum zaten ben o gün. Bak bak babamın hareketleri var. Bak bak. Bu ne kadar teknolojik bir kapı. Bu kapıyı sen mi yaptın? Full parmak izi olmuş. Anahtarı yok kapının. Aa kapıya bak. Baba. Baba uyan sınavı kaçırdın. Bu iyiymiş. Baba uyan sınavı kaçırdın baba. Yeni kaçıracaksın oğlum, nesin? Kaçırdım baba, 36 sene geçti. Ay keşke onu deseydim, iyiymiş. Baban kalkıyormuş, ne kadar oldu falan. Ben dalga zannettim, pardon. Bak o kafa bir türlü rahat etmiyor. Bak bak. Allah Allah. Kaçırdı mı sınavı o zaman? Unuttu mu? Ya unutur mu ben? Hüseyin benle dalga geçme, benim canımı sıkmam. Şaka yapıyorum sana. Gitti şimdi almaya gideceğiz. Bıraktık sabah. Bak bu ailede... Yalnız mikrofona konuşmuyor baban, farkında mısın? Çevirip mikrofonu konuştuğunu düşünüyor ama. Orası mikrofon değil. Orası işte bu ailede şöyle bir olay var. Aile üyelerinden her kim olursa olsun şaka yaptığını belirtmek zorunda bence. Evet ben çok onu öyleyim. Onu söyleyeyim yani, anladın mı? Yani bir şaka varsa orada da bunun belirtilmesi çok lazım bence yani. Şimdi bir herini geri almaya gidiyoruz. Şimdi üstümü de değiştirdim. Diğerleri rahat edemedim, terledim bir de. Bir herini bir daha almaya gidiyoruz. Oh! Peki kardeşinin sınavın sonuna kadar kalacağından nasıl emin oldunuz? Kalır ya, yetiştiremez diye düşündük. Sektörlük hukuk, yurt iletişim, spor, ziraat fakültesi. Baba şu ziraat fakültesine gitsek ya, para çekmem lazım. Jareyi sağda gizlice çektim. Evet. Ya sen niye gizli çektin Jareyn'i? Harbi. Şimdi görür kamerayı çektiğimi, bir şey yapar diye korktum. Ya o zaten halka mal olmuş ama çekebilirim. Mahkemeye falan verir. Yanına gidip bir şey. Ya bu ne, kara mizah mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun şu an, anlamadım ki.
Vallahi korktum bilerek böyle. Başkasını çekiyormuş gibi yaptım. Ya. Gönçer ne bileyim. Bilerek başkasını çekiyormuş gibi yaptım. O da hiç anlamamıştı zaten. Bak bak çaktırmadan alıyor. Bir de şey diyorum yalandan. Hadi be. Hadi be. Onu bilerek dedim anlamasın diye. Ya burada içinde olaylar var. Ne sinemalar yaşamışsın ya. Film çekmiş harbiden ya. Salak mı? Videoya çekiyor diyordum. Sen mi onlardan? Ablam ben seni güneş altında 10 dakika bekledim. Bulamadım seni beklerken Jahveyn'i gördüm. Beni. Jahveyn'i gördüm. Üniversite sınavına burada çekmiş gelmişim. Baba. Ben seni çekecektim bir baktım Jahveyn çıkıyor onu çektim. Nasıl sen şimdi bu Jahreyn bu teliflerse videoyu bir daha unut bu vlog işini. Kanalın falan geçmiş olsun. Görmez ki. Ablam sınava girmeden önce bize bana nasıl siz bana soruyordunuz. Bana nasıl geçti söyledin mi? Hayır ben direkt akşamda sonuçlarımı söylemiyor muydum? 3 maçım şundan diye. Basit. Türkçe de çok oyalandı. Defa. Yine bir eve dönüş. Bugün 50 kere ya ne amma girdiniz çıktınız ya. Ben de çok yoruldum zaten. Ya, niye bu hale sürekli eve girip çıkıyorsun? Ya bir çıkarsın çocuğu alırsın bir yere gidersin. Ya girin ya çıkın abi artık. Ama Çağrı çok selam, sıcak şu ya. Şu an Vero ile canlı yayındayız. Şey konuşamadım kendi sesini. Sınav çıkışı yayın açtı. Çağrı ondan bir şey diyordum. Bu arada Berin'e sor. Bize artık Berin'in sıralamasını öğrenmemiz tamam, çok söyleyeceğim. Lazım. Tamam söyleyeceğim. Harbiden söylesin yani artık. Tamam ayarlarız. Birkaç gün soğusun onun içi ondan sonra söyler zaten. Öyle o zaman. İçi rahatlayacaksa Hasan 2 milyon. İbo 1.7 milyon. Bunlardan bahsediyor. İlk 1.7 milyon onu. Evet ilk 1.7 milyon pardon. Orası önemli. İçini rahatlatacaksan bunları söyle. Ben kapatıyorum. Bak tamam, chatte de selam versin. YouTube'a selam verin chat. Arkadaşlar şimdi mi bekleyeceğiz? Dönüyoruz dolaşıyoruz yine Twitch'te hadi izliyoruz daha. Ama yani bunu. Şunu içecektim. Pipeti yokmuş. Ya benim su şişesinden çekim yapamıyorum. Heh. Tamam. Videoyu kapatıyorum. Selam. Bir saniye. Şimdi duştan çıktım. Saçlarım ıslak zaten. Oh, çok yoruldum. Ondan sonra cığımı... Bugün... Yorucu bir gündü. Daha bir şey söyleyeceğim hiç. Dinlenip bir vlog çekmeye denedin mi Neslin? Ama Çağrı sürekli gir çık yapıyor. Çok atraksiyon vardı benim için. Hani acaba bir daha gün bir sonra, daha ben buradan sonra bir daha aynı gün bir daha dışarı çıktım bir geldim de onları sildim galiba hatırlamıyorum. Koymadım uzun hani oldu diye. Bir dahaki vlog için diyorum hani dinlenip mi denesem bir tane de öyle vlog mu denesem? Tamam denerim. Tamam diyor. Yemek de yemedim. Şu anki planım normalde AVM'ye gitmekti. Hem saçımı düzleştirecektim hem de babama babalar ama çok yorgunum. Beğerine gidecektim. Ama Beğerin çocuk yazık yorulmuş uyumuş. Şey mi yapsam acaba normalde troll olsun diye. Geçen Çağrı'nın yayında söyledik ya leğen alma fikri falan. Ben gerçekten trollüne gidip leğen alacaktım. Çağrı yaptım. Babam açınca şok geçirecekti falan. Bir de salak mısın falan diyecekti. Acaba onunla uğraşmayayım. AVM'de leğeni nereden bulacağım çünkü. Onunla uğraşmak, evdeki hazır ki leğeni mi paketlesem diye düşündüm. Ya da böyle bir salaklık yapmasam. Sen arada ilerletsek mi videoyu? Bak bak nasıl? He? Neden? Hadi bir atlayayım 2 dakika. Geçtik geçtik buraları geçtik. Daha hala AVM'deyim. Ha babamın yanına gideyim bari. Babam ne yapıyorsun babam? İyiyim ne yapayım? Bak babanla ya bir insan sever ya bu çocuğunu. Ya böyle kolunu da böyle yapmış anladın mı? Geride çekilmiş. Ya bir yalandan böyle bir başını okşa ya. Bir at Hüseyin amcam ya. Hüseyin abi at ya bir bunlar senin çocuğun ya. Bugün nasıl bir gün? O kadar rahatsız ki. Niye? Ne oldu? Ne bileyim ben hava sıcak diyorum. Kargoyla uğraştım, ofiste uğraştım bir dünya. Hüsam. Neyse ki sana bir sürprizim var, biraz bekle. Bak, bak. Merak ediyor musun sürprizi? Merak ediyorum.
Merak ediyorum. Hüseyin amcam da burada. Acına göz kırpmayacağım, onu söyleyeyim yani. Yarabbim ya. Yine var ya. Tam dedim ki babam eskisi gibi değil, yine eskisi gibi oldu. Ay. Babam benim ya. Nesin bak, bunlarla ilgili var ya, benim haberim olmadan bir şey yaparsan seni mahvederim. Ne yaparsın? Mahveder misin? Kazanamadı ya şuraya. Sık. Ne izliyordu Nesin baba? Survivor mu izliyor? Bir de çağır. Bir şey söyleyeceğim. Hüseyin abi Acun hayranı diyebiliriz değil mi? Acun fan. Evet öyle zaten. Acun fan olarak ben Hüseyin abi bu saatten sonra her gördüğüm yerde değerlendiriyorum. Evet öyle. Abi yapma o ya. Kadar yeniliyor mu? Evet. Tabii yenilecek. O kadar yapma. Tabii yenilecek. Baba dünkü bölüm lan. Ben sonra. Ya bu nasıl bir konu, bir stili ya. Dünkü bölümü üzülüyor. Ben bir tane tavuk almış koyum. Vallahi benim çok geliyor ya. Baba nereye baktın kaldın? Yere saplandı. Neyse baba, anı kalıyor bunlar. Baba böyle yapıyorsun, sonra paylaşmıyorsun. Öyle şey olmaz. Tamam paylaşmayacağım. Anı kalsın da. Babamı kandırdım, haberi yok. Baba niye kameraya bakıp mutlu oluyor? Bu şakayı da 2002'den beri görmemiş, çok iyi geldi. Açar her fotoğrafta yapıyor babam onu. Aa, sürekli ben... annemin arkasına kulak yapıyor. Anında annem cefadan annem yemek mi hazırlıyor? Böyle bir şey olamaz ya. Horluyor ne demek anne? Baksana ne güzel tavuk yapmış, pilav yapmış. Annem sana kim horlasın anne? Bir gün Ay bir gün sen dışarı bak, kapıyı kapatmışız. Sen dışarıda mı kaldın? Ben çok yeni günüm. Arkadaşlar selam. Şu an gizli bir görevdeyim. Kameram yamuk. Güzel mi o da? Neyse yamuk kalsın. Gittim Diyanar'dan. Dışarıdan yeni geldim. Gittim Diyanar'dan hediye paketi aldım. Bir dakika. Şu Beyrin çamaşırlarını çek. Ah bozdum ah. Annem kızacak. Babamın ayağını soktuğu leğene hediye paket yapacağım ve babama hediye almış. Allah'ım lütfen. Of ya, keşke yapmasaydım şu an. Pişman oldum. Niye? Sığmaz ki. Böyle ne bileyim, kendi kendime bir cringe yaşıyorum içimde şu an. Gözümü kapattım, izlemiyorum zaten, duyuyorum sadece. Masa geçti, hediye aldım. İlk başta bunu şaka yapacağım, sonra gerçek hediyemi vereceğim. Babalar günü. Sonra size ama ne yapıyorsun? Sen bu şakası yapacağım ama aslında gerçek hediye aldım. İlk başta bunu şaka yapacağım, sonra gerçek hediyemi vereceğim. Babalar günü. Sonra size ama ne Baban kamerayı görünce burnundan böyle bir yapıyormuş gibi gelmiyor mu her seferde kameraya? Ne yapıyormuş gibi? Burnundan böyle nefes verip nefret ediyormuş gibi geliyor kameraya doğru. Bizi sevmiyormuş gibi. Bu tarz peki bu tarz. Aynen. Çok iyi tarz. O ev kombini hep evde böyle giyiyor. Kullandığını bilmiyor demek hala. Mahvederim sayıcı aç. Ya baba şakasını yapıyorum ya. Cinali gelecekmiş. Cinali. O ne yapıyor ya? Geliyor mu çek adam? Geliyormuş. Bak bak hareketlere bak. Ne? Cinali mi gelecekmiş? Bu ne ya? Ya Ali benim kuzenim Çek Cumhuriyeti'nde okuyordu, ondan bahsediyordu. Ya bütün vücut uzuvları falan her şey, herkes her şeyden bağımsız hareket ediyor ya bu evde, onu çok seviyorum. Ne zaman?
Bak bak. Baba. Bir rahat edemedi ya. Bana vuruyor kanım. Harbiden kapatıyorum huzursuz ya. Kapatıyorum. Sen buraya basın. Mike Tyson mı? Dünyanın en hızlı boksörü. Ben buradan artık dayanamıyorum. Acun abi artık sesleneceğim artık neyse. Gerçekten bu adama Survivor paklar bu yaşından sonra. Bu adamın bu enerji atması lazım. Arkadaşlar yemeği yedik geri geldim. Karnım çok şişti. Sütlaç yedim ya. Yine yedim abi. Özelleştirdi lan. Süper step poşetini öyle vereceğim. Ne baba. Yapıyorsun? Bak Fücur ne yapıyorsun? Babalar günü hediyesi aldım. Çok güzel. Ya baba sen baba orada içmiş ya. Gibi cidden. Bu ne? Nasıl bir şey? Sonra mı açsam? Aç baba aç aç lütfen. Açamam ya. Baba lütfen aç. Sonra kimse görmesin. Hayır baba. Baba lütfen aç. Bu ne? Kimse görmesin. Ya baba aç sana şunu. Ben geldim sıkma beni ben. Baba lütfen aç. Bu neymiş? Aç bakayım ne çıkacak. Ya baba. Ya baba sen deli misin gerçekten? Deli misin? Bu ya. Baba ayaklarını... Baba. Evet. Baba bir şey söyleyeceğim. Mal ayaklarını mı? Suya sokmayı seviyorum. O da biraz benim çok dikten girmemiş bir direkt malla bitirme. Ya ben de sana güzel bir tane alayım leğen dedim. Tamam da kızım bu... Eline sokarsın o zaman. Ben masaj yaparım. Hüso beğendin mi? Survivor ekipleri. Ben de trompet çalıyorum ben. Allah'ım sen yardım. Annem yanında da ağlıyor mu acaba benim? Annemi de bir kontrol etsek ya. Baba. Evet gerçekten adam yaşlandıkça Benjamin Button gibi tam tersi oldu. Aynen Benjamin Pardon Button. Pardon lan. Görmüş mü atladı? Benjamin Button aynen. Baba geliyorum bir. Tamam Hüso gerçek hediyeni getiriyorum. Hüso al. Baba Hüso dedim. Oyunu hediye getiriyorsun sen bana. Baba bu gerçek hediyen. Babalar günü için. Teşekkür ederim Mersin için. Ya baba ya sen acaba ne yapıyor? Hediyeyi onun kartından almış olma ihtimali var mı? Hayır kendi paramla aldım. Ben de kendi paramla aldım senin paranla da. Yok. Bak tam söylemişim Mert. Aslan mı bu maymun mu? Aslan baba kim yine mi şapka diyor? Aldın? Sana şapka aldım. O zaten tek aldım şapka Çağrı. He tamam. O mobilya yayında taktı. Bu önce çektik ya. Pahalı baba. Hem de çok pahalı bir marka. Çok pahalı bir marka. Bunu Murat Boz takıyor en son. Ünlüler giyiyordu. Bak şimdi babanı aldın işte. Bak takarım. Bak tahmin ettim. Bak o Murat Boz orada anahtar kelimeydi. Murat Boz dediğini o artık onu takar o. Bak hiç düşünmeden direkt taktı. Burada Mr. Buton'a çok benzemiş. Benjamin Buton'a çok benzemiş burada. Baba bak burada bakayım. Vallahi olur lan bu şanti için uygun bir şey. Baba bir de aslan sen bu aslan burcusunu seviyorsun ya. Bir de Galatasaraylı combo. Oha bir de Galatasaraylısın. Bunda da aslan yazıyor ki. Beğendin mi? Çok güzel. Gerçekten mi? Sence fiyatı ne kadar? Ya ne olacak bu 75 lira mı verdim? Videoyu kapattıktan sonra söylerim. Sıfır mı? Müdür ne diyor bunlar müdür? Adam moralini bozdu 750 lira. 700 TL diyor müdür. Ben Hüseyin'i çözdüm.
Hüseyin abim bu evde tek anlaşabildiği arkadaşı müdür kedi olan. Evet, ama o da konuşmayı bilmiyor. Onda da öyle bir sıkıntı var. Müdür konuşmayı... Hüseyin abi farkında değil ama. Konuşamıyor. Farkında değil. Hüseyin abi de bunu tam idrak etmiş durumda değil. Şu an için anlaşılıyor ama anlaşıyorlar. Gücünü merak ediyorum. Ya arkadaş bu şey mi ya? Baban 700 lira diyorsan sanki elden nakit 700'ü verseydin daha mı mutlu olurdu? Evet öyle gibi. Öyle bir imaja büründü gibi. Bir de sökmeye çalışıyor şeyini ya. Baba ya aslanı koparmaya çalışıyor. Daraltayım ya biraz şey bulmuyor. Tamam bir daralt da bakalım. O cidden beğendin mi şaka maka? Ciddi güzel sözünü. Güzel ya değişik bir şey. Aslan seviyorsun diye aldım. İyi olmuş. Aslanı severim ben. Ne diyeceğim? Babam aslan bir ara aslan dövmesin. Ya bu niye böyle İstanbullu gibi konuşmaya çalışıyor? Çok yarılmışım ben de. Ya babam niye böyle takıyor? Ne var? Bak bir yan dönsene bir bakayım cidden bakacağım iyi mi değil mi? Şu arkası odurmadı. Bak bir yanda bak bir yanda bir şey yap bir yanda. Göbeği de kapatıyor bak göbeği de. Baba o dar oldu dar bir bolunu yapsana. Bu ne ya? Bilemiyorum ki gözler kapandı. Babam içti mi Behri? Ben takamıyorum. İyi mi? Teşekkür ederim Nesin ya. Önemli. Yaz gününde bu kafamı kelime korumam için iyi bir şey bu. Anladım bunu ben. Sevdim bunu. Allah'ım. Tamam baba. Sağ olasın. Baba. Bir dakika nerede bu? Adam TV8'in reklamlarına kadar her şeyle nasıl fayda... TV8 açıldı ya nasıl? Ben söyleyeyim. Acun'a nasıl fayda sağlayabilirse o kadar fayda sağlıyor Antalya'da bir vatandaşımız Yusso. Öyle söyleyeyim öyle bir han yani. Bak göz kırpmıyor. Gibi olmaya çalışıyor. Çağır burada Murat'ın taklidini yapıyordu. Ben Murat'ın taklidini mi yapıyorum? Bir dakika. Ya Allah'ım. Ben yoruldum gülmekten. Artık gülemiyorum bile benim fark ettiysen. Annem çünkü az konuşuyordum. Bir de annem kıskandı. Annem de şapkasını taktı Çağrı. Ya aile. Ben zaten öyle yapmasaydı büyük şoka girerdim yani. Bu ailede olmazsa olmaz yani o. Bir de sürekli gelip gelip yanımıza benim şapkam 60 liralık deyip duruyordu annem. Nesin istemiş demek ki bak sen. Evet istemiş zaten de ona da alırım doğum gününde. Benimki 60 liralık Hüseyin. Bu da demişim. Ne diyor? 22 liralık bir sıfır daha var mı? Aynen. Şimdi radyolar hep büyük. Babamın yeniniz şarkılar hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi güzel tarzları çok farklı. Ben uğraşmıyorum. Ben ne düşünüyorum? İsmail Y.K.'nın devamı gelişti. Adamı niye bırakmış? Adamın başlangıcını yapmış. Anne bir şey söyleyeceğim. Aa İsmail Y.K.'ydı adam anne. Anne bizim ben de onu şaşırdım. İsmail Y.K. niye bırakmış dedi. Evet bir helal olsun annen. Annene helal olsun gerçekten müzik kulağı var. Müzikten anlıyor. İsmail YK hayranı. Senin bu dediğine çok sevinecekler. Sevindiniz mi mami? Kuşaktan biri olarak. Ben sevindim. Valla. Ablam bak ne oldu? Karnım ağrıyor. Benim de ağrıyor. Bu ne ya yine mi sınav? İki gün ya. İki gün ya. Oo. Yine Jaren'i çektik. Hani ama sen de Jaren avına çıkmış gibi çekmişsin. Bu sefer bizle yine çekmişsin abi harbiden. Sen sınavı çekmemişsin sen Jaren avına çıkmışsın sen belli ki. Görünce çekiyoruz işte. Ben paparazzi gibi gitmişim. Baksana otların da arkasında gözükmüş. Bay bay Yahweh. Eyvallah. İnternetçi var ya Berlin. Pagadi bitiyormuş. Evet. Bitmiş. Ondan sonra uzun internete kapa. Bir de para ödemeyelim ekstra. Ya
çocuk ben üniversite de sınavına girecek. Babam diyor. Bilgiyle dolduruyor kafayı. Sorun çözerken bunu düşünecektir. Nasıl iptal edeceğiz? Ya ben de orada bir sorun çözecek zannettim. İnterneti kapat, var ödem yerim diye. Ya Allah'ım. Ne yapıyorsun? Kız bir girsin çıksın, öyle konuşulmasın mı bu muhasebesel işler? Ben de paket yapacak zannettim. Şey çocuk olsun. Üniversite sınavına giriyor babam. Bugün doğruyormuş 12'de yenisi. Kapatıver diyor. İşte böyle Çağrı, buradan sonra klasik. Bu bugün de 3 kere 4 kere eve gidip çıkmadınız mı? Yok, ben bunda Çağrı uyuyakalmışım. Çekemedim hiçbir şey. Biz gidiyoruz. Gidiyor. İkinci sınava. Ablam. Arkadaşlar selam. Başıma çok talihsiz bir olay geldi. Ben hafıza kaybı yaşadım. Bugün ne olduğunu hatırlamıyorum. Bilmeyen için bugün sol altta yazarım, sağ altta falan. Bugün günlerden pazar. Son günü bak, pazarın yazılış. Pazarın ekrana gelişi. Editi şu... de ben yaptım ha. Helal olsun valla, hiç beklemiyordum. Güzel olmuş, güzel. Bugün ne olduğunu hatırlamıyorum. Bak bugün günlerden pazar derken ki prodüksiyonu gör. Sol altta yazarım, sağ altta falan. Bugün günlerden pazar. Son günüm ve AYT mi, TYT mi? AYT'nin günü. Şu harekete bile koptum ben. Bugün ya. Şöyle bir sorunla baş gösterdik. Ben sabah zor uyandım. Sonra Berin'i anlattığı kadarıyla hatırlıyorum bu arada. Yoksa hala hafıza kaybolduğum olmuyor. Ha bugün yine Jahriye'ni gördüm. Artık her gün Jahriye'ni görüyorum. Neyse. Hafıza kaybını nerede yaşadığımı anlatacağım şimdi. Neyse, sonra biz eve döndük. Arabayla. Berin'i bıraktık sınava, döndük. Sonra ben uyumuşum. Nasıl bir uyku bilmiyorum. Ben bir uyandım, Behrin gelmiş, herkes yolunda. Sonra ben hafıza kaybı yaşadığım gibi oldu. Lan dedim, sabah Behrin'i sınava götürürken ben gittim mi dedim içimden. Allah Allah diyorum. Videolara baktım, videolardan birazcık hatırladım. Sonra ve ilerleteyim buraları ya, boş boş sohbet etmişim ben. IRL yapar gibi konuşmuşum. Abla... Anneciğim, editleyebiliyorum. Annem ne sevdiği tişörtü. Sürekli bu başroldü bak yine. Yani sürekli her yerden o tişört çıkıyor. İstanbul'a geldiğinden öyleydi. Neyse tamam. Benjamin Buton'un ailesinin garip hikayesi. Hadi gel yemek yeme. Geç kaldık havalimanına. Şapkasına bak. Abi şapkayla yani. Tamam. Bir şey söyleyeceğim var ya, ben gittikten sonra bile her gün takmış, çok beğenmiş. Ay bu ses ne? Asansör tartmıyor olabilir mi? Gidiyoruz artık, bitti video. Babam nasıl vedalaşacağız? Yüzüme bak. Niye kızım, neye vedalaşacaksın? Bir şey mi var mı? Babam var yolunda, ben gelmeyeceğim de o yüzden. Gelme sen. Şaka yaptım, gelecek. Bak görüyor musun? Allah, o zaman gelmiyor dedi. Gelmezsen gelmedi. Annene niye yapmadın aynı şeyleri Nesrin? Annen ne, orada annem... tatlı tatlı duruyor. Onu da bir sevsene. Annemle zaten beraber gelecekti ki, o yüzden vedalaşmadım. Annem, ha, annen de geliyor seninle burada. Evet evet, beraber geldik. Bu geldi. Video ne zaman? Bir geçen senenin videosu mu bu? Hayır, 3 hafta önce. İşte sınav ne zamandı? Ama ya sen 3 haftadır anca bu videoyu mu editledin? Çağrı, ama şimdi ben gündüzleri işe gidiyorum. Akşamları bir şey söyleyeceğim Allah aşkına. 3 haftanın 2,5 haftası. Umarım ki o pazar yazısını oraya getirmekle geçmemiştir inşallah. Yok canım, o kadar da değil. Video bu arada 2 saatti. Ben her şeyi çekmişim. Yazık yazık. Ondan sonra... Kendisi sana çok hoşuna atardı ya. Hadi gidelim. Artık demir almak günü gelmiş de zaman. Oha, bu sınava giriş mi oluyor? Sınav sonuçları açıklandı. Evet, bir işte 17'sindeydi. Şu an yine 19'undayız. Bir ay olmuş. Benim de doğru 2020... 20-21 yaz tatil vlogları duruyordu ha. Doğru, haklısın. Gidiyorum ha. Uçağa kalkması gitti ya. Bize iyi bak, Berin'e iyi bak. Tamam hadi bakalım. Babam öpeyim. Kulaklarını tıslatma. Baba evet, müdürle oynayacağım diye müdüre yaramazlık yapma baba. Yok yapma ya. Baba. Ne olacak? Kulağını çekelim. Gidiyoruz mu? Annemle vedalaşmayacağım mı?
Vedalaşsın işte. Baba dinle. Bence Hüseyin abi botlu gibi ya biraz. Baba dinleyecek. Hayır öyle bir diyor ki bak annenle vedalaşmayacağım bu dedikten sonra annene bakıp neyini vedalaşacaksın yani bununla neyini vedalaşacaksın? Neyini vedalaşayım bunun Allah aşkına falan böyle bir tavırla söylemiş ona koptum ya. Dikkatli sür tamam mı? Hadi bay bay. Biratte hoş tamam, geldiniz. Tamam. Hadi kapattım Allah'a emanet ol. Hadi bu sefer annemle vedalaşmıyoruz ben de geliyorum. Haha. Benim de üstünde tişörtü. Bitti işte çağrı. Şimdi çekilimi online yapmıştık direkt. Başka ben kulağımı aldım. Anneme ice neydi? Cappuccino yapıyordum. Öyle. Yanımızda terasımız da var. Arada kapı açılıyor, hava alıyor. Öyle. Bakalım. Florida. Florida'ya kopuyorum. Sen de içine şov var üstünde. Allah'ım. Saat 2'ye geliyor uçağa da ayrılıyor. Sabah 5-6 gibi evde oluruz biz. And today, there is still force connecting those divided by distance. Bizim uçak kalkacak inşallah. Şimdi havaşa bineceğiz. İstanbul Havalimanı'ndayız. Çıkışa doğru yürüyoruz. Burada bitirdim videoyu. Eve gidince çekemedim yorgunluğumda. Çekilince durum güncellemesi. Saat 4:20 geçiyor. Havaş yeni kalktı İstanbul Havalimanı'ndan. Şimdi Levent'e gideceğiz. Hayırlısı. Kaç saattir yoldayız demiştim anne. Yani bir haftada bu sürmüş olabilir. Bitti. Evet çok iyiydi. Oh üstümden büyük kalktı ya. Çok iyiydi. Gerçekten mi? Vallahi çok koptum yine. Bence videoları biraz daha böyle... Ya da hiçbir şey yapma aslında... ya. Hiç bence dokunma bence. Çıkan neyse onu izlet bize aslında. O da olur. Aslında ben hataların her şeyini biliyorum. Ama iş pratiğe geçince böyle bir geriliyorum. Bir şeyler oluyor bana. Ya bildiğimi uygulayamıyorum. Bu kadardı. Tamam ya. Böyle kalsın ya aman. Çok iyiydi. Şöyle chat'e linkini atayım arkadaşlar. Devamı gelir mi peki? Gelir. BTC 23K hadi inşallah ya. Tamam ben şimdi diyecektim. Bitsin artık abi yeter ya. Tamam dünyada global bir kriz var bir şey tamam eyvallah enflasyon her yerde falan lan artık bir çıkış yapalım artık ya. Estağfurullah. Demin Sol 46'yı gördü Ethereum'da 1600'ü gördü ilk defa. Hadi inşallah. 33 dakika vlog çok bence bak. Belki. Evet bence de çok. 33 dakika evet bir tık fazla mı acaba yani daha da kesilebilir mi iyi bir sorgula. Bir de senden special bir şey isteyeceğim. Hı efendim. Hüso'yla bir hayvanat bahçesi vlogu ben istiyorum yani. Çağrı biz küçükken hayvanat bahçesine gitmiştik babamla lama babama tükürmüştü. Bu koçak milyonlarca izlenirdi. Bak o lamanın bak o lamayı bul. Hüso'yu tükürt. Harbiden ha. Bak burada Acun'la sözleşme imzalatmazsam. Bak başka hiçbir şey demiyorum ya. 10 milyon falan izlettiririz yani bir şekilde. Her gün replay almamız gerekiyorsa. Viral olur ya her yerde. Lama babama tükürmüştü. Çocukluk anısına bak amına. Başlık da çok iyi. Lama babama tükürdü. Vlog. Evet ha iyiymiş. Murat abi ne diyorsun şimdi? Karakterler zaten çok ayrı abi, Sims karakteri gibi hepsi. Hüso kanalın Ceyda'sı resmi. Evet. Yani o olunca izleyesi geliyor insanın. Çünkü ne yapacağını hiç bilemiyorsun. Hep aynen. Yani hep bambaşka bir şey oluyor. O yüzden çok iyi yani. Ben olsam üstüne giderim. Hep babanla çekerim yani öyle yapardım. Bence öyle yap. Hep babanla çek. Ki zaten Fırat Albayram'da sürekli Ceyda'yla çekiyor fark etmişsiniz. Evet işte aynı şey yani. Ben o zaman bir süre gidemedim gitmiş yani aslında anladın mı? Çıldırmalık bir gece ya. Tövbe estağfurullah. Ben yatıyorum yarın sabah çekim yapacağım çünkü. Tamamdır abi görüşürüz. Öpüyorum. Hadi görüşürüz. Sağ olun teşekkür ederim. İyi geceler. Görüşmek üzere. İyi geceler abi. Evet.
Çare, oy gerildim ha. Ya niye geriliyorsun Nesrin? Sen zaten bunu çekmişsin Nesrin. Evet de Fırat abi şimdi çok iyi YouTube yapıyor ya, o yüzden. Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Fırat abi kızabilirdi sana. Allah'tan kızmadı. Bir de Çağrı neyi düşündüm biliyor musun? Duygulandım. Daha geçen gün Antalya'dayken Fırat abiyle Ceyda'nın... Ceyda Hanım mı? Şu Fırat abiyle Ceyda Hanım ne? Onu anlayamadım. Kurabiye videosunu izlemiştik hep beraber ailecek oturup. Şimdi de hep beraber ailecek olduğumuz videoyu Fırat abi izledi. Bu da Benjamin Button gibi ters. Sizin ailede var bir Benjamin Button'luk ama çözemedim. Fırat abi Ceyda Hanım'ı ben anlayamadım. Fırat abi Ceyda abla da diyebilirsin. Ya Fırat Bey Ceyda Hanım da diyebilirdin. Ama çok genç ya, abla diyemedim şimdi. Ha. Genç gösteriyor yani. Ay Allah'ım ya, neyse. Bu arada Fırat abinin tersine denk gelseydin bu videoyu sana kaldırta bile bilirdi. Allah'tan. Bir daha aman Cahre'yi görmesin iyi ya. İyi günüydü yani. Aynen. Tweet atabilir. Aa. Müdür ne diyor bunlar? Babanın sürekli kediye laf atması çok ayrı bir detay ya. Orada alta yorum gelirse sana cevap koparım ya. Nasıl yani? Hüseyin abiden. Ne gibi bir cevap gelecek? Bilmiyorum artık. Ben de koparım onu canım. Onu o anın komikliğine bırakıyorum. Koparım yani. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Are You Witch videosunu baktım. Bir tane daha baktım. Tamam, bu videonun amacı belli Mami. Sen bu videoyu piçliğine atmışsın. Ben onu anladım. Tamam mı? Ne bu? 100 kadından hangisi witch, onu mu buluyorlar? Yo, direkt herkese soruyorlar. Evet. Hey sen. Videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen. Videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.